Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlar için ben Yasemin. Bu kanalda dikiş videoları, örgü videoları, kendin yap videoları ağırlıklı olmak üzere benim sizlerle paylaşmak istediğim diğer konulardaki videoları paylaşıyorum. Ama bugünkü videomuz ise bir dikiş videosu. Bu video uzun zamandır yayınlanmayı ve editlenmeyi bekliyor aslında. 2-3 ay oluyor herhalde çekeli, taşınmadan önce çekmiştim. Ama bir türlü bilgisayarın başına oturup editleyemedim. İçimden gelmedi. Ya yorgun oldum, ya Ramazan oldu. Şu an olduğu gibi oruç yani. Ramazan ayındayız. Ya da akşam oldu, ışığı yeterli ışığı yakalayamadım. Projede çok içime sinmemişti. Ama elbiseyi deneyince içime sindiğini fark ettim. Ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu elbise ise ücretsiz kalıplardan yaptım ben arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve üzerime oturdu. Bu kalıp 38 bedendi ve 38 bedenim. Bir tık zayıflamış olabilirim. 36 bedene denk geliyor olabilirim. O yüzden beli kalçaları biraz hafif bol gibi duruyor. Giydiğimde göreceksiniz zaten. Ama normal şartlarda o kalıpları çıkardığımda 38 bedendim. O yüzden bana 38 beden tam oluyordu. 38 ile 36 arasında çok bir fark yok zaten. Oldu ama sadece bundan sonraki aşamalarda hafif rötuş yapmam gerekecek. Siz onları göz ardı edin. O bolluklar, potluklar benim kilo vermemle alakalı bir şey. Hani kalıplarla alakalı bir şey değil. Ben zaten bu kalıpları yıllardır kullanıyorum. O yüzden kalıplarla bir problem yok. Tabii burada kumaş da önemli, dikim de önemli, her şey de önemli. Ama benimki bir tık kilo vermemle alakalı. Ben yine gereksiz konuyu uzatıyorum. Yok kiloydu, yok bilmem neydi. Ben çok uzatmayayım. Siz de bu videoyu izleyin. Fikirlerinizi aşağı bekliyorum. Eğer benim sizlerle paylaşmamı istediğim başka videolar varsa, başka dikiştir, örgüdür ve benzeri video çekmemi istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz ya da Instagram'dan mesaj da atabilirsiniz. Ben zaten sürekli Instagram'ı aktif olarak kullanırım. Oradan paylaşımlar da yapıyorum. Eğer siz bana gönderirseniz ben sizin gönderdiklerinizi yapmaya özen gösteririm. Tabii hani şöyle de bir durum var. Ben yazdım yapmadınız gibi bazen mesajlar alıyorum. Bir kişinin yazmış olması bazen yeterli gelmiyor. Çünkü bir tane için ekstra malzeme almam gerekiyor. Başka şeyler yapmam gerekiyor. O yüzden o bana yeterli gelmiyor. Birçok kişinin söylemiş olması gerekiyor ki o konuda o videonun izlenebileceğinden emin olmam gerekiyor. Gerçi çok izlenmiyor ama videolar olsun. Yine de izlenmese bile kendi istediğim şeyi yapıyor olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. O yüzden hani bir kişinin yazdığı şeyi yapmıyorum genellikle. O zaman size iyi seyirler. Sonraki yılda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kalıplarım bu şekilde. Daha önce paylaştığım ücretsiz kalıplardan çıkarmıştım bu elbiseyi. Elbisenin arkası, önü ve bu şekilde de standart bir kol kalıbım var. Bundan çalışacağım bu projeye. Kumaşım da bu şekilde. Kırmızı, kırmızıyı çok severim. Hafif esnek, böyle elbise gömlek kumaşı tarzında bir kumaşı var. Kumaşımı ikiye katladım yüz yüzüne bakacak şekilde. Kalıbımı kumaşıma yerleştiriyorum. Bu ön tarafındaki dikiş payını kumaşımın dışına çıkarıyorum. Çünkü önünde bir dikiş yapmayacağım elbisenin. O yüzden oraya gerek duymuyorum. Güzelce yerleştiriyorum. Arkada, altta yani daha doğrusu potluk kalmamasına, bolluk kalmamasına özen gösteriyorum. Ve kenarlarından işaretleme taşımla çiziyorum. Ben omzumdan elbisenin ne kadar uzun olacağını ölçmüştüm. Ona göre bir ölçü aldım şu an. Şimdi ise penslerin başlangıç bitiş noktalarını işaretliyorum. Ve orta noktalarını işaretliyorum iğneyle. Şimdi bunu böyle uzun uzun yapıyorum ama daha kolay bir yöntem buldum kendimce. Bir sonraki videoda onu göstereceğim. Bu kalıplarla çalışırsam eğer tabii. Bakın ne kadar uzun. Tek tek böyle iğneleri kaldırıyorum. Sonra tek tek iğne batırıyorum falan. Yani burada kaybettiğim zaman gerçekten çok fazlaymış. Onu anladım. Evet, gördüğünüz gibi pens noktalarımı oluşturdum böyle ama çok zor gerçekten. Şimdi eteğine doğru ölçümü aldım. Boyumdan kaç metre olmasını istiyorsam. Ve bu yan çizgiyi uzatıyorum. Sonra çizdiğim yerlerden kesiyorum.
Dışarıda biri çapa yapıyor sanırım. Umarım size ses gelmiyordur. Kestikten sonra ise penslerimi işaretleyeceğim. Öncelikle bakın ne kadar uğraşıyorum. İğnelediğim noktaları işaret kalemimle bir tık atıyorum. Sonra bu noktaları birleştiriyorum. Ya nasıl bir uğraştır bu, nasıl bir emektir. Ama artık bundan sonra böyle yapmayacağım. Diğer pens için de aynı şeyi yapıyorum. Sıra geldi arka bedeni kesmeye. Arkasında dikiş yapacağım. Arkasında dikiş yapmamızın bir sebebi ise kumaşın bollaşmasını önlüyormuş. Ben bunu bir kitapta okumuştum. O yüzden arkada dikiş yapıyorum. Normalde yapmazdım aslında. Çünkü ne gerek var kumaşı bölmeye diye düşünürdüm. Ama bunu duyduğum için ve genelde kullandığım elbiselerin hep arkasında dikiş olduğunu gördüğüm için dedim ki bunlar yapıyorsa bir bildikleri vardır. Arkada bir dikiş olsun madem. Madem işte bolluk yapıyor, bolluk yapmayı engelliyor, bunu da yapayım dedim. Bunu da anlatırken zaten gördüğünüz gibi yerleştirdim ve kesiyorum. Şimdi yine aynı yöntemle penslerimi yapacağım. Sizi artık yormuyorum. Kolum için bu şekilde kol kalıbımı kumaşıma yerleştiriyorum. Benim kumaşım az olduğu için tek kat kumaş yerleştirdim. İki tane kol kesimi yaptım. Sizler iki kumaşınızı ikiye katlayıp bunu yapabilirsiniz. İnanın daha kolay. Bakın gördüğünüz gibi buradaki pensi nasıl yaptım? Böyle kestim kağıdımda. Hemen oradan böyle şeyle çizdim işaretleme taşında. Pensim zaten oluşmuş oldu. Yani böyle iğneyle vesaireyle uğraşmaya hiç gerek yok aslında. Ben hata yaptım yani, düşünemedim. Kol ucumu biraz uzatmak istiyorum. 3 cm kadar bir pay belirledim. Onu da işaretledim. Aşağı doğru uzattım. İğnelerimi çıkarıp kumaşımı keseceğim. Sanırım verdiğim kol uzunluğu yetmemiş ki bir tık daha kol uzunluğu vermişim. Buradaki işaretlediğim yerleri de uzatıyorum içeri doğru. Buralar çıt attığım yerler benim. Beden kalıbımda da var. Kol kalıbımda da var. Bunlar dikerken biri üstüne gelecek. Güzelce kestim. Kolum da bu şekilde. Şimdi neler kestiğimizi bir görelim. Ön parçamız. 2 tane arka parçamız var. Şimdi ise pensleri yapacağım. Bu şekilde arka bedenimi ikiye katladım. Bu işaretlediğim pensleri denk getirmeye çalışıyorum. Bu şekilde iğneyle tutturuyorum. Bunun kolay bir yöntemi yok arkadaşlar. Az önce anlattığım kolay yöntem, yani keserek çizme yöntemi kolay bir yöntemdi. Ama bunun kolay bir yöntemi yok. Bu şekilde ben işaretliyorum her seferinde. İğneyle de tutturuyorum. Varsa sizin bildiğiniz başka bir kolay yöntem söyleyebilirsiniz. Diğer pensimi de aynı şekilde yapıyorum. Bu arada ben çift pens olan kıyafetleri çok seviyorum. O yüzden bu kalıbı da çok seviyorum. Daha bana güzel, daha vücuduma oturuyormuş gibi geliyor. Tek pens olduğu zaman benim göğüslerim de biraz büyük olduğu için orada daha fazla potluk yapıyormuş gibi hissediyorum. Ama bu şekilde olunca daha düzgün, daha muntazam olduğunu düşünüyorum. Tabii bu benim fikrim. Göğsü büyük olan hanımlar bu şekilde yapabilirler diye düşünüyorum. Baya baya gördüğünüz gibi aslında uğraştırıyor çift pens olması. Bütün penslerimi bu şekilde iğneyle tutturdum. Hepsini göstereyim. 2 tane arkamı, önüm. Bir sürü de pensimiz var yani. Ve kolumdaki pens. Bunları diz dikişle dikiyorum ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi ise kollarımız da bu şekilde ve önüm de bu şekilde, gördüğünüz gibi gayet güzel oldu.
Tabii ben bunları ütüledim. Şu an ütülemedim ama dikerken ütülüyorum. Şimdi ise bir yaka modeli yapacağım. Ben kare yakaları çok seviyorum. O yüzden bunu kare yaka yapacağım. Omzumdan itibaren ne kadar aşağı doğru insin istiyorsam işaretledim. Dümdüz çizdim. Sonra bir de yakama paralel olacak şekilde dümdüz çizdim. Köşesini hafif yuvarlatıyorum. Tamamen kare yapmadım yani. Hafif böyle yuvarlak oldu. Kaymaması için iğneledim ve dikiş payı bırakarak kesiyorum. Şimdi ise yaka parvazımı yapacağım. Yaka parvazım için şöyle bir kumaş kestim. Yakamdan çıkan parçayı referans alıyorum ben. Daha küçük ve daha uğraşması kolay diye yaptım bunu. Zaten yaka ağzı kısmı onunla eşit olacak. Bol bol iğne kullanıyorum çünkü ben çok fazla kaydırma yapıyorum. O yüzden sizler bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Daha sonra ise böyle 2-3 santim genişliğinde parçamı kesiyorum. Daha fazla geniş de kesebilirsiniz. Ama ben elimdeki bu küçük parçaları değerlendirmek istedim. O yüzden böyle 2-3 santim. Arka yakayı da aynı şekilde yapıyorum şimdi. Onu elbiseden yapıyorum çünkü onun parçası yok. Bu şekilde kesmediğim için tekrar. Elbiseyi kumaşın üzerine koydum ve omuzunu yakasını taklit ettim. Şu şekilde 2 tane yaka parvazım oldu. Bunu da böyle kestim fazla parçalarını. Artık elbisemi birleştirmeye başlayabilirim. Öncelikle arka bedeni birleştiriyorum. Bu arkasını kesmiştim biliyorsunuz. Orayı direkt dikeceğim. Bu şekilde iğnelerle düz dikiş yapabilmem için tutturuyorum. Buradan düz dikişe dikeceğim ve overlock çekeceğim. Diktim, overlock'umu da çektim ve ütüledim artık. Sizi o kırışık görüntüden kurtarmak istedim. Ve bu şekilde görünüyor. Kumaş yalnız çok güzel. Ütülenince kendini çok daha güzel gösterdi. Ve düz tarafı da bu şekilde. Şimdi ise omuzlarını dikeceğim. Ön parçayı arka parçanın üzerine yüz yüzüne bakacak şekilde yatırdım. Ve omuzlarını iğneyle tutturuyorum. Bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikip overlock çekeceğim. Şimdi ise pervazlarımı dikeceğim. Pervazımın omuzuna gelen yanının yerini şöyle bir hafif verevine kestim. Zaten küçük parçalar ne kadar kestiğim önemli değil. Çok da böyle dik kesmeyin de. Ama hafif verev verebilirsiniz. Orada potluk yapmaması için. Ve bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikeceğim. Omuzlarını da diktim, bu şekilde görünüyor. Pervazımı da diktim ve ucuna overlock çektim. Çünkü ucu açık kalacak, kötü görünmemesi için, ipliklenmemesi için. Daha sonra yakama yerleştiriyorum. Yakam ve pervazım yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Ve tüm yaka çevresi boyunca iğneliyorum. Ve bu gösterdiğim yerlerden sadece düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Köşelerine minik çıtlar atıyorum ki pervazı içe doğru kıvırdığımda oralar potluk yapmasın diye. Şu şekilde pervazı içe doğru katlıyorum. Ve iğneyle tutturuyorum. Arkadaki dikiş payına tutturuyorum pervazı. Daha sonra böyle çevresini dikeceğim pervaza doğru. Bu şekilde diktim gördüğünüz gibi. Bu pervazı içe kıvırdığımda dikişin pot görünmemesini ve bu diktiğim
pervazın yakanın içinde kalmasını sağlıyor. Ben yakasına ikinci bir dikiş atmayacağım. Paçatelası kullanacağım. Paçatelası bu şekilde şerit halinde yapışkanlı bant gibi arkasını soyuyorum. Ve bu şekilde kumaşın arasına koyuyorum ve ütülüyorum. Normalde buharsız diyorlar ama ben buharlı yapıyorum. Yani bugüne kadar da bir sakıncasını görmedim. Bakın gördüğünüz gibi yapıştı. Tüm yaka çevresi boyunca bunu yapacağım şimdi. Böyle küçük küçük parçalar kesiyorum. Normalde paça olsa parça kesmeme gerek yok. Bütün bir şekilde koyabilirdim. Belki iki parça yapabilirdim. Ama bu yaka yuvarlak olduğu için ve yuvarlak hatlar çok fazla olduğu için ben böyle 4-5 santim boyutunda küçük küçük parçalar kesiyorum ve öyle yapıştırma sağlıyorum. Parça parça yapıyorum yani. Bir de riskli bir ürün bu. Ütünüzün altına yapışabilir, çıkmaz, bir şey olur. Başka bir yerine elbiseni yapıştırabilirsiniz. O yüzden ben hani parça parça kullanmayı daha çok seviyorum. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel yapıştı. Şimdi daha sıcak olduğu için çok fazla çekmiyorum. Son hali ise bu şekilde görünüyor. Bu şeyler göründü, gördüğünüz gibi overlock'un izleri göründü ama bu yıkanınca bu izler kayboluyor. Şu an çok fazla pres uyguladığım için o şekilde. Sıra geldi kollarını dikmeye. Bu şekilde kolumu ve elbisemi yüz yüzüne bakacak şekilde koyuyorum. Önce omuzunu birleştiriyorum. Omuzunda çıt attığım yerden başlıyorum. Diğer tarafına doğru iğnelemeye devam ediyorum. Daha sonra diğer tarafına doğru iğneliyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi ise uçlarında bir fazlalık olursa, kumaş artarsa bedenden ya da koldan bunu hafif oradan tıraşlıyorum ve daha düzgün bir sonuç elde ediyorum. Bakın burada bir santim kadar bir fazlalık oldu. Onu hemen kesiyorum. Bu gösterdiğim yerlerden düz dikişe dikiyorum ve overlock çekiyorum. Sonuç bu şekilde. Kolları da gerçekten çok güzel oldu. Şimdi ise bu yan kısımlarını dikeceğim. Koltuk altından iğnelemeye başlıyorum. Önce etek ucuna doğru iğneliyorum. Hiç fark etmez. Önce kol ucuna doğru da iğneleyebilirsiniz. Benim böyle denk gelmiş sadece. O sizin kendi isteğinize kalmış. Daha sonra fermuarımı yerleştirmek için yer belirliyorum. Aslında bu fermuarın başına çok şey geldi. Çünkü bunu dikerken makinem tamamen bozuldu. Fermuarı dikemedim. Başka makinede dikmeye çalıştım, olmadı. Bir yarısını başka makinede, diğer yarısını makineyi tamir ettirdikten sonra kendi makinemde diktim. Bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Ve fermuar açıklığı bıraktım. Fermuarı diktikten sonra overlock çektim bu elbiseye ben. Bu şekilde fermuar açıklığım var. Fermuarımı yerleştireceğim. Gizli fermuar dikiyorum. Bu elbiseye diktiğim fermuardan çok memnun kalmadım. Çünkü burada bir hata yaptım. Önce fermuarı dikip sonra yanlarını dikmem gerekiyordu. Ben önce yanlarını diktiğim için fermuarı oturtamadım. Düşünemedim çünkü makinem bozulmuştu. Çok sinirliydim. Belki de ondandır. Nasıl dikiyorum onu anlatayım. Fermuarım ve elbisemin yüz yüzü bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şöyle bakın güzelce. Daha sonra ise şu şekilde dibinden düz dikişle dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın çok istediğim gibi olmadı. Birkaç kez de söktüm. Çünkü dediğim gibi
Bu elbise çok badireler atlattı. Hem şey bozuldu, makine bozuldu. Hem taşındım vesaire. Başka makinede dikmek zor oldu çünkü o makinemin dikiş fermuar ayağı yoktu. Elbisemin son hali için ise eteklerini bu şekilde kıvırıyorum ve kol uçlarını da bu şekilde kıvırıyorum. Ve bunları da düz dikişle dikeceğim. Elbisem bitti artık. Videonun başında söylediğim gibi çok memnun kalmamıştım ama elbiseyi giyince güzel oldu. Giyemedim bile fermuarından dolayı. Umarım siz fermuarını görmezsiniz. Elbisenin diğer tarafları gerçekten çok güzel oldu. Elbiseyi giydim. Bakın gördüğünüz gibi elbisenin duruşu, yakası muhteşem. Rengi muhteşem. Bu şekilde. Bu bolluklar ise ilk başta söylediğim gibi benim kilo vermemle alakalı kesinlikle. Çünkü bir 5 kilo verdim. Belki 6 bile olabilir. Bir de Ramazan ayındayız. İyice böyle şey aç kaldığımız dönemdeyiz. O yüzden de biraz potluk yapıyor. Yakası bu şekilde oldu. İşte dediğim gibi o overlock izleri belli oluyor ama yıkanınca overlock izleri kayboluyor ve tekrar çok preslemeden ütülenince o iz gelmiyor. Kol dikişi bu şekilde oldu. Kolundaki pens bu şekilde. Gördüğünüz gibi fermuarı iyi dikemedim ama siz iyi dikerseniz gayet güzel. Pensleri de bu şekilde.